Teta pi ile 2 pi arasında yer alıyormuş ve kosinüs teta eksi karekök içinde 3 bölü 2'ye eşitmiş. Fi ise dar bir açıymış. Pozitif dar bir açı olduğunu varsayalım. Buraya da not edelim. Pozitif dar açı. Kosinüsü de 7 bölü 25'miş. Teta ve fi'nin toplamının kosinüsünü bulmamız gerekiyor hem de hesap makinesi kullanmadan. Evet, burada videoyu durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. Bizden iki açının toplamının kosinüsü isteniyor, öyle değil mi? O halde toplam açı formülü işimize yarayabilir. Teta ve fi'nin kosinüslerini de biliyoruz. Buradaki diğer bilgileri kullanarak sinüslerini de bulabiliriz. İşe toplam açı formülünü yazarak başlayalım. Kosinüs fi artı teta iki açının kosinüslerinin çarpımı yani kosinüs fi çarpı kosinüs teta eksi Burada artı varsa bu eksi olacak, eksi varsa da artı. Eksi sinüslerinin çarpımı. Sinüs fi çarpı sinüs teta. Şimdi bildiklerimizi yerleştirelim. Kosinüs fi 7 bölü 25. Buraya 7 bölü 25 yazalım. Ve kosinüs teta da eksi karekök içinde 3 bölü 2. Onu da buraya yazalım. Bunları çarpacağız. Şimdi sıra sinüs fi ve sinüs teta'da. Peki bunları nasıl bulacağız? Bence Pisagor özdeşliğini kullanabiliriz. Hemen hatırlayalım. Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir 1. Sinüs kare teta 1 eksi kosinüs kare teta'ya eşittir. Sinüs teta ise artı eksi karekök içinde 1 eksi kosinüs kare teta'ya eşit olur. Şimdi bunu kullanarak sinüs teta'yı bulalım. Sinüs teta artı eksi karekök içinde 1 eksi kosinüs kare teta yerine eksi karekök içinde 3 bölü 2'nin karesini yazalım. Tüm ifadenin karesi bunu pozitif yapar. Karekök içinde 3'ün karesi 3, 2'nin karesi de 4 eder. O halde buraya 1 eksi 3 bölü 4 yazabiliriz. 1 eksi 3 bölü 4 de 1 bölü 4 eder. Artı eksi karekök içinde 1 bölü 4 ve bu da artı eksi 1 bölü 2 eşittir. Peki hangisi? Artı 1 bölü 2 mi yoksa eksi 1 bölü 2 mi? Düşünmek için, bulabilmek için şuraya minik bir birim çember çizelim. Bu y ekseni, bu da x ekseni ve bu da elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalıştığım birim çember. Şimdi teta hakkında ne biliyoruz? Teta pi ile 2 pi arasındaymış. Yani açının ışınlarından biri, üçüncü ya da dördüncü çeyrekte olacak. Bulduğumuz sonuca göre ya 1 bölü 2, yani teta ya buradaki açılardan biri, ya da eksi 1 bölü 2, yani bu iki açıdan biri. Buna göre, üçüncü ya da dördüncü çeyreklikte olduğumuzu biliyoruz. Açının tam olarak ne olduğunu, yani teta bu açı mı, yoksa bu açı mı, bilmiyoruz. Ama üçüncü ya da dördüncü çeyrekte sinüsün negatif olduğunu biliyoruz. Kısacası soruda verilen teta'nın sinüsü eksi 1 bölü 2 olmalı. Evet, o zaman bunun yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Sıra geldi fi'nin sinüsüne. Sinüs fi eşittir artı eksi karekök içinde 1 eksi kosinüs kare fi. Kosinüs fi 7 bölü 25 olduğuna göre karesi 49 bölü 625 olacak. Peki 625 bölü 625 eksi 49 bölü 625 işleminin sonucu nedir? 625'ten 50 çıkarıyor olsak 575 kalır. 49 çıkarırsak bir fazlası kalır. O halde sonuç 576 bölü 625 olacak. Eşittir. Artı eksi karekök içinde 576 bölü 625. 625'in karekökünü biliyoruz. 25. Peki 576'nın ki ne? 24. 24 çarpı 24. 576 değil mi? Evet. O zaman sonuç artı eksi 24 bölü 25. Unutmayın bir açının sinüsü açının ışının birim çemberi kestiği noktanın y koordinatıdır. Yani ya bu iki açıdan biri pozitif sonuç için ya bu açı ya da bu açı ya da bu iki açıdan birinden bahsediyoruz. Bakalım, soruda fi'nin pozitif dar açı olduğu verilmiş. O zaman aradığımız açı, işte bu açı. Şahane. Geriye ufak bir çarpma ve çıkarma işlemi kaldı. Eksi 7. Karekök içinde 3. Bölü. 2 kere 25 50 eder. Bölü 50. Eksi. Burada da bir eksi var. O halde bu artı olacak artı 24 bölü 2 12 eder. 12 bölü 25. Ama bir dakika paydayı 50 olarak bırakalım. Nasılsa burada da 50 var. 24 bölü 50 böyle daha iyi oldu. Sonuç 24 eksi 7 karekök içinde 3 bölü 50. Hepsi bu kadar.